kiralık işçilik yasası olarak bilinen özel istihdam büroları ve geçici iş ilişkisini kapsayan düzenleme meclis gündemine geldi. Sendikalar, yasa tasarısının kölelik yasası olduğunu belirterek karşı çıkıyor. DİSK, yasa tasarısıyla ilgili açıklama yaparak tasarının mutabakat sağlanmadan apar topar geçirilmesine tepki gösterdi. Toplanan üçlü danışma kurulunda hiçbir mutabakat olmamasına rağmen bu yasa teklifi meclise gönderilmiş, komisyonlardan apar topar geçirmek istenmektedir. Özel istihdam bürolarını insan ticareti büroları olarak değerlendiren DİSK Genel Başkanı Kani Beko, özel istihdam bürolarına karşı çıkma gerekçelerini açıkladı. Kıdem tazminatı fiili olarak yok edilecektir. İhbar tazminatı ortadan kaldırılacaktır. 1-9 arası işçi çalıştıran iş yerlerinde 5 işçiye kadar, onun üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerinde %25 oranda kiralık işçi çalıştırabilecek. Böylece kayıtlı istihdamın neredeyse yarısı bu kölelik büroları aracılığı ile güvencesiz çalıştırılacaktır. Kural dışı güvencesiz ve esnek çalışma biçimleri kural haline iş yerlerinde gelecektir. Sendikal örgütlenmeler çok ciddi kan kaybedecektir. İşverenlerin işten çıkarma maliyetleri düşecektir. İşçiler istenildiği gibi kullanılıp kapı önüne konulacaktır. İddia edildiği gibi kayıt dışı istihdam düşmeyecektir. Çünkü işverenlerin tercih ettiği en esnek çalışma biçimleri kayıt dışındadır. İşçi sınıfı kiralık işçilik adı altında kölelik ilişkilerine mahkum edilecektir. Emeklilik, yıllık izin ve sağlık ile ilgili bütün haklar tamamen ortadan kalkacaktır. Kiralık işçiler aynı işi yapan diğer işçilere göre çok daha düşük ücrete maalesef mahkum edilecektir. Ülkemizde iş hukuku, işçi işveren arasındaki sözleşme, iş yeri ve iş kolu düzenlemeleri üzerine kuruludur. Meclisteki tasarı bu hukuksal düzenlemeleri geçersiz hale getirecektir. Böylece çalışma yaşamı tamamen hukuk dışı bir hal alacaktır. Beko, kiralık işçiliğin önünü açan yasal düzenlemeye karşı yarın alanlara çıkacaklarını da duyurdu. Ankara'ya gelecek sendika yöneticisi, temsilci arkadaşlarımızın ve DİSK'li işçiler ile birlikte yasanın geçmemesi için bir kez daha Akay Kavşağı'ndan demokratik taleplerimizi aykıracağız.